Bir açıklanan enflasyon var. Bir de vatandaşın kendi enflasyonu var. Bir açıklanan işsizlik verileri var. Bir de iş arayan gençlerin kendi çekmiş olduğu çile var. Yani rakamlara baktığınız zaman her şey güllük gülistanlık olabilir ama vatandaş her şeyin farkında. Fatih Altaylı da dikkat çeken bir yazı yazmış. TÜİK verilerini eleştirmiş. Ciddiye alınmaması gerektiğini savunmuş ve şu şekilde diyor. TÜİK'in açıkladığı verilere niye bu kadar takılıyorsunuz anlamıyorum. Ben hiç takılmıyorum. Nedeni basit. TÜİK'in açıkladığı verinin bazı gazete veya gazetecilerin yazdığından farkı yok benim için. Haliyle siyasi etkisi de yok. Mesela TÜİK diyor ki işsizlik artmadı tam aksine azaldı. Bunu da işkembeden söylemiyor. Arkasına bir takım veriler falan koyarak yapıyor. Peki bundan bir siyasi etki iktidara bir destek mi çıkıyor? Mümkün değil. Çünkü aylardır işsiz gezen, evine ekmek götüremeyen, kirasını, bakkala, manava, kasaba borcunu ödeyemediği, evladına okul açlığı veremediği için üzük üzük üzülen anne veya baba ''Aa TÜİK işsizlik yok'' diyor, ''Herhalde ben çalışıyorum ve para kazanıyorum da farkında değilim mi?'' demeye başlıyor. Yoksa kendini daha kötü hissedip daha fazla mı öfkeleniyor? Bence ikinci seçenek. Ya da TÜİK diyor ki enflasyon artmadı düştü. Peki pazara çıkan, manava giden adam geçen yıl 100 liraya doldurduğu filenin şimdi aynı paraya yarı yarıya dolduğunu anlamıyor mu? Şöyle mi diyor? Fiyatlar artmadı. Manav ve kasap teraziyle oynamış. Daha az mal veriyorlar. Seçmen bu kadar salak mı yani? O yüzden TÜİK'in açıklamalarına takılmayın. Gülün geçin. Ben öyle yapıyorum. Yani isterse bütün televizyon kanalları masal anlatsın, hikaye anlatsın, güzellemeler yapsın. Vatandaşın bir problemi, sıkıntısı var. Vatandaşın bu problemini bu sıkıntısını çözemezlerse, vatandaşın gündemini yakalayamazlarsa zaten vatandaşın önüne sandık konulduğu zaman gereken cevabı verir. Yani isterseniz bütün bir troll ordunuz olsun Twitter'da sizi savunsun, desteklesin. Ekranlarda gazeteciler, televizyon kanallarında gazeteciler, gazetelerde yazarlar hepsi sizi savunsun. Ama gerçek var, halkın bir gerçeği var, halkın gerçek bir problemi var. İstediğiniz gündemi ortaya getirin. İstediğiniz problemi ortaya getirin. Gerçeklerin konuşulmasını engelleyin. Hatta karşınızda beceriksiz ve vizyonsuz bir muhalefette var ya, sizin ortaya attığınız her yapay gündemin peşine takılıp, bir de size destek veriyorlar. Ona rağmen vatandaşın gerçek problemi, gerçek sıkıntısı hep vatandaşın hakkında. Çünkü vatandaş kendisi yaşıyor. Yapay gündem meselesinden de neyi kastediyorum? Birden bire Ayasofya meselesi yine gündeme geldi. Ve günlerdir konuşuluyor. Niye konuşuluyor? CHP'den bir tane milletvekili çıktı, atladı. Ya biz o zaman ilk başladığında dedi ki dikkate dahi almayın. Tartışma konusu yapmayın. CHP'li milletvekili çıktı. Efendim neymiş? Sultanahmet Camisi de müze olmalıdır dedi. Sonra bu sefer AKP'liler başladı. İşte CHP'nin görüyorsunuz dinle problemi var, ezanla problemi var. Bu vekil de bunu açıklıyor diyerek eleştirmeye başladılar. Ve günlerdir bu mesele konuşuluyor. Ve CHP hedef alınıyor. Bu muhalefet anlayışıyla bu zihniyetle AKP daha uzun yıllar iktidarda kalır. Vatandaşın problemini, gerçek sorununu konuşamıyorlar. AKP'nin yaratmış olduğu yapay gündemlerin peşine takılıp yürüyorlar. Kayıkçı kavgasından başka kelime bilmez misin diyorlar. Mizah anlamıyor musun diyorlar. Ya neyin anlayacağız adamlar kayıkçı kavgası yapıyor işte. AKP ortaya bir gündem atıyor. CHP numaradan oraya giriyor. O gündem uzuyor gidiyor. Vatandaşın problemi sıkıntısını konuşamıyoruz. Bugün 18 yıldır AKP iktidardaysa muhalefetin yüzünden iktidardadır. Vatandaşın yoksa sıkıntısı problemi var. Sandık önüne konulduğu zaman karar verecek ama neye göre karar verecek?